tam uyuyana bu video geldi. Bak şu an var ya. Şuradan bir şey çıkıver. Yürüten şey yapıyorum. Psikopata bağlamışım falan. Şaşırdım. Düşünsenize bu şu şekilde açıyormuşum mesela. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Nefes! Şşş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 
korkmaya hazırım. Dışarıda yağmur var. Karşımda siz. Sizden korkmuyorum yani. O anlamda demek istemedim. Sadece hep beraber biz korku videolarını seviyoruz ya. Yani ambiyansa kendimi kaptırmışım. Biliyorsunuz ben videolarımı modasal anlamlara çok önemserim. Bugün de karşınıza bir Azrail gibi çıkmak istedim ki çünkü morg kameralarına yakalanan korkunç görüntülere bakacağız. Neden bu şekilde bakıyorum görüntülere cidden? Onun için sorun değil, onu ben de bilmiyorum. Yani ambiyansı olsun diye istedim. Kötü mü dedim yani? Şurada iki zebani gibi video çekemeyeceksek ne anlamı kaldı YouTuber'lığın? Gömlek mi giyip geleyim? Seksi de oldu ha. İşte ya. İşte seni sok uzatmadan videoya. Bu arada arkadaşlar şaka maka bir yana videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Videoya başlamadan önce videoyu likelamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni artık bir 100.000 yapalım ya. Beni artık bir 100.000 yapalım. Kimler 100.000 oldu? Bak o kadar emek gösteriyorum. Beni artık bir 100.000 yapalım lütfen. Takılırım, üzülürüm, kırılırım. Şaşırırım. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya bıraktığım butondan Instagram'a ulaşamazsınız. Niye sürekli bunu söylüyorum? Lakin Niki yazarak Instagram'a bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya da zaten Instagram'ın linkini bırakıyor olacağım. Oradan da kısa bir şekilde gidebilirsin bebeğim. Ben bayağı bir havaya girdim. Bu arada birazcık gerilmedim değil açıkçası. Böyle alttan ışıklar, zebani kostümleri, morg kamerası falan filan. Bir de tek yaşıyorum falan. Çekerim ya. Niye? Bak bugün bu videoyu çekebilmek için geceyi akşam beklemişim. Bunu mu çekemeyeceğim ya? Hadi gel lan korkan. Gel lan. Neyse artık şimdi havaya gireceğim ben. Artık biraz böyle next max şaşırdım. Bunları biraz bırakalım. Artık biraz korkmak, gerilmek istiyorum. Havaya girmek istiyorum. Bu kıyafetle havaya giremiyorum tabi ama. Yani görmeyin şu an. Sanki böyle bir zebani size bu videoyu çekiyormuş gibi korka korka izleyelim ya. Biraz korkalım ya. Kişiler farklı duygular yaşayalım ya. Bu videoyu izlerken lütfen odanızın ışığını kapatın arkadaşlar. Perde varsa eğer gündüz izliyorsanız perdeyi çekin. Ben hep beraber ambiyansa girmeye çalışıyoruz şurada. Ne halde video çekiyorum. Ambiyansa önem verelim. Lütfen. Şimdi bu yanda gördüğümüz görüntü bir hastane bahçesiymiş arkadaşlar. Şimdi birazcık Allah'ım hadi bakalım bismillah. Hastane bahçesinin kamerasından görünüyor ve ortada bir silüet ve siyah bir şey belirmeye başlıyor. Eğer kaliteyi yükseltseniz daha net bir şekilde görebilirsiniz. Dediklerine göre bu silüet insan silüetiymiş ama ben şu an öyle bir şey görmüyorum. O siktir. Bu sevdiği kıpırdadı. Oy Allah'ım. Hedi düştü. Ekstra kuvvet alabileceği hiçbir alan yok bu arada. Acaba dedim rüzgar mı esti onu mu? Bilmiyorum. Çatıcı. Next. Ama gene bu kadar korkunç değildi. Bu gördüğümüz bir tane ileride amca var görüyorsunuz. O hayal. Hemen hayalet sanmayın. Yani bu tip videolarda da böyle arkada kedi geçiyor. Deccal. Falan diyorsunuz. Arkadaki şey hastane görevlisi. Sakin. Biraz benim gibi cesur olun ya. Göreceğim birazdan. Gerizekalı o günüm benim. Burada bu izleyeceğimiz videoda da hastane görevlisi ileride bir iş yapıyor. Sanırım sedye bir şey olacak. Tahminimce.
şey diye kıpırdıyor. Absürdilerden ne istiyorsunuz ya? Adam Sedi'nin yanına gidiyor. Bakalım ne olacak. Abi helal olsun yalnız. Abiye de bakar mısın? Sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle canı sıkıldı ve gitti. Abi resmen adam bu şekilde değil miydi yani? Geldi. Oraya kadar yürüyememiş. Ya sıkıldı ve geri döndü gitti. Nerenin manyağısın? Aynı şeyi ben yaşayacaktım. Bak. O Sedi'nin üzerine artık bayılmıştım. O Teddy ile beraberdim. Nereye gidiyordum? Ruhlar alemine mi gidiyorum? Oraya mı gidiyorum? Buraya mı gidiyorum? Bir yerlere giderdim yani. Helal olsun. Abinin cool'luğu da gerçekten şaşırtıcı. Oya giremiyorum ya. Bu da korkuttu da yani. Gerçek görüntüler olması ya. Gerçek görüntü olup olmadığını tabii ki bilmiyoruz ama. Bir gerildim sadece. Bayağı korkmak istiyorum. O kadar da giyindim ya. Çok mükemmelim ya. Neyse next hadi ya next. Şimdi bu izleyeceğimiz videoda da bak şu yatağın üzerine görüyorsun biri yatıyor. Bu kişi sabah 4 sularına doğru ölüyormuş, hayatını kaybetmiş. Güvenlik kamerasını takip ederken de vücudunda bir hareketlenme olduğunu görüyorlar. Ya bilmiyorum, ben bunun mesela montajı olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir şey yapacağım, tüylerim diken diken oldu. Hayır, ben bunun montajı olduğunu düşünüyorum yani. Öyle bir şey yok. Çünkü şey gibi de görünüyor bu arada. Sanki hasta yatağından kalkıyormuş gibi görünüyor ama. Aslında içinden bir şey çıkıyor, işte ruh çıkıyormuş gibi bir görsel vermişler, bilmiyorum, ben bunun efekti olduğunu düşünüyorum. Çok nizami bir şekilde çıktın yani. Bilmiyorum, yorumlara yazın siz korktunuz mu? Şimdiye kadar ben gayet iyi gidiyorum bu arada. Şu ana kadar sadece böyle bir tüylerim diken diken oldu. Bayağı gül dikeni gibi olmuş. Korkmadım, gerilmedim diyorum. Bu arada bir şey diyeceğim, ben evde şu an tekim, tek yaşıyorum zaten biliyorsunuz. Birazcık gerildim açıkçası o yüzden. Ama böyle öber korkutucu bir şekilde olmadı ama kesin o yatağı, yastığı kafana koyuyorsun ya. Orada bunlar aklında böyle dönecek, buna eminim zaten. Değer mi sizin için? Uyuyamayız, bugün de uyumaya verelim lan sizin için. Hadi neyse. Hadi neyse, devam edelim. Şşşt, hadi gel. Geldi. Sürekli bir evin bir yerinden bir şey bana bakıyormuş gibi hissediyorum ya. Sürekli bak ne hissediyorum biliyor musun? Yukarıdan böyle sanki benim odamın olduğu yerden böyle birisi şöyle yapıyormuş gibi. Olur ya bazen. Sen bir yere odaklanırsın ama başka bir yerden bir şey geçer, hissedersin, görürsün. Mesela sürekli şöyleymiş gibi. Allah'ım! Niye bu kadar gerildin lan? Kumaştan dolayı bence. Anladım. Kumaş gerer insana. Tüyleri diken diken yapar. Sürtüşme oluyor ya, elektriklenme oluyor ondan. Bu görüntü Hindistan'da yer alan bir hastaneden geliyormuş. Saat 2.30'a yakın sular. 2 çeyrek geçiyor. İnsanlar niye koridorda yatıyorlar onu anlamadım. Videoda yaptığım araştırmaya göre bir siyah bir silüet belirecekmiş. Belirdi. Bak böyle şeyleri sevmiyorum ya. Of. Yemin ederim şu an tüylerimi size göstermem lazım. Allah'ım. Of, görünüyor mu? Lütfen görünüyor de. Abi görmeniz gerekiyor. Tüylerim diken diken oldu. Bana yapmayın. Aniden çıkan her şeyden korkarım. Fino köpeğinden bile korkarım ben. Bu normalde ver yılanı onunla sabaha kadar böyle alıştıktan sonra. Severim ki zaten yakın arkadaşlarımı sevmişim, kollamışım şimdi, onu mu sevmişim? Ama böyle bir şivova getir, aniden çıksın, ben pert. Mel defterim kapanıyor. Yok, yapamıyorum yani. Bir dakika lütfen. Doğum gelemedim, seni çekin oynayayım, bir şey nereden vay. Ben sizin yüzünüzden kalkıp da neler çektim, kalkıp da bu evde tek başımışım ama siz de gelecek korkun diye ben sizlerle yaşadım. Vay. Kilot yakmak istedim, bunu da çok görme be bana. Haksak mı ya? Gerçekten. Hani korktum ben, gerildim ben yani. Keşke şu an burada olsanız. Gerçekten o kadar çok isterdim ki. Şimdi bu görüntü Orta Amerika'da bir hastanede görüntüye kayda alınıyor. Bir şey üzerine oraya gidiyor ve o çıkan ne? Bak benim en tepede az önce dediğim şey. En kork... Oh siktir. Bak. Bir şey diyeceğim, bak bu gerçekten olmasa. Allah'ım gebereceğim. Ne oluyor ya bana? Tövbe yarabbim. Ayta kütülü kim bir dakika. Sıkıntıyı, şu gerginliği al, kaçırdı şey oldum ya. Az önce ne dedim size? Burada video çekerken yukarıda sırık bir bakıyormuş gibi geliyordu. Tam o yerine bu video geldi. Bak şu an var ya, şu an kesin. Burası benim evim lan.
İki nas bir felak. Bitiririm ben o işi. Sıfır mesela şöyle bir durum da söz konusu zaten. Yani görüntü korkunç olduğu için korktum ben ama bir insan mesela niye böyle bir şeyi hastanede sen böyle mi dolaşıyorsun yani? Saçma değil mi mesela? Bunu kaydediyor olabilmen için sürekli elinde telefon olması lazım yani. Bilmiyorum, bana mesela bu tip şeyler saçma geliyor. Ha belki de ses duymuştur, onun üzerine gitmiştir diyeceğim de. Ses duyunca da içip gidip odaya bakmaktan sonra niye ilk önce video çekmek istersin? Yani ben öyle bir şey yapmazdım. Noh yapmazdım. Hemen yapardım ama bilmiyorum. Yine de ben bunun bir şey olduğunu düşünüyorum. Montaj olduğunu düşünüyorum. Bu çok iyi bir montaj. Gerçekten beni ürpertti. Çünkü benim en korktuğum şeydir bu arada. En korktuğum şey ne diye sorarsanız, ben yatarken kapıya doğru bakayım. Mesela ben kapıyı sürekli kapalı tutarım. En korktuğum şeylerden bir tanesi. Bilmiyorum, küçüklüğümde bununla alakalı ne travma mı yaşadım, bir şey mi yaşadım. Gece abi kapıya baktığında, bak bu arkadaşım da olsa, buradan aslında çok büyük bir zayıf noktamı veriyorum ama kapıdan göstereyim size hemen şu şekilde. Mesela bu, böyle bir şey yaşasam, bu kanal değil, hiçbir şey kalmaz. Bu, benim hayatta en korktuğum şey bu arada, ciddi anlamda. Yaparken bile şuram yutkun, aşırı derecede korkutuyor beni. Ya kameraya da tutamayışım. Next. Buranın görüntüsüne bakar mısın? Konusundan şaştık, benim korkularımdan bahsediyoruz ama. Şuradan bir şey çıkıverse, ben bittim ya. Bittim abi. Ne kadar çok bittim dedim lan. Susurdum. Neyse videoya devam edelim hadi. Zebanim odasını bile belirliyorum ya. Gerçekten bu beni susurdu. Çıkacaksan çık artık, ne var orada ya? Burası benim evim, benim enerjim. Hepinize söylüyorum, kim varsa siktirin gidin. Bu görüntüyü ben daha önce görmüştüm. Gece vardiyasında yine hastanede çekilmiş bir görüntü. Hadi buna gidersin, videoyu çekersin, çünkü aşağıdan bir ses geliyor ve garip bir görüntü gerçekten. Hatırladığım kadarıyla gidip bakıyorlar. Bu bayağı şey gibi bir kapı. Atıyorum mesela şey kapıları olur ya işte böyle. Ne denir ona? Sigorta kapısı gibi işte, ya da atıyorum itfaiye eşyalarının konulduğu böyle şeyler olur ya, dolaplar. Onun gibi bir kapı yani, arkasında bir oda moda yok. Ama çarpıntını çıkardığı sesle zaten insanlar gidip bakıyor. Zaten göreceksiniz şimdi. Hiçbir şey yok mesela arkasında. Ve şeyi de araştırmıştım ben bunu mesela. Bu Bodrum kattaymış burası. Hiçbir şekilde cereyan yapabilecek, esebilecek bir alan da yokmuş mesela. Bu da çok garip. Allah'ın işi işte yani, çok ne diyeyim. Gerici. Şimdi bu izleyeceğimiz görüntüler ise Travel Lizzy tarafından Ağustos ayında 2016'da çekilmiş. Farkında mısınız bilmiyorum. Genelde bu tip şeyler hep hastanelerde, İşte tımarhanelerde, hapishanelerde, işte böyle hadi ruh avcıları gibi şeyler var ya, hep onları da ben izlerdim. Hep gittikleri yerler bu tip yerler. Böyle ruhani olarak orada hayatını kaybeden insanların sıkışmışlıkları falan mı? O yüzden bu böyle şeyler orada çok fazla yoğun oluyor. Selamlaşıyor arkadaşlarla beraber, gitmişler. Ne var şu an orada? Ha. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu ilk önce çekiyorlar hastaneye gittiklerinde. Sonra izlediklerinde bu görüntüyü bir detay fark ediyorlar. Gördünüz ya, bak şimdi koridorda sabitlediğinde koridordan beyaz bir silüetin geçtiğini görecekler. Ve gördüklerinde şok geçiriyorlar, bayağı ekip falan çok kötü hissediyorlar. Geçti, gördün mü, en uçta bir şeyin geçtiğini görüyorlar. Burada mesela bu terk edilmiş bir hastane diye biliyorum ben. Terk edilmiş bir hastane. O yüzden böyle birinin geçebilme ihtimali falan da yok dediklerine göre. Tabii ki de olabilir, arkadaşını geçirirsin. Kandırır seni yani, ona gelene kadar. Ama biz şu an ağız tadıyla bir gerilmek istiyoruz, geriliyoruz. O yüzden böyle komplo teorilerine gerek yok. Biz bunların hepsi böyle inanıyorum ya gibi izleyelim lütfen. Anı, ambiyansı bozmayalım. Korkuyoruz, ürküyoruz şu an. Bu da gene bir hastane görüntüsü. İnsanları kendiliğinden kıpırdıyor ve sağa doğru gidiyor. Allah Allah, çok garip. Yani bu tabii ki de şey için de olabilir. Böyle bu görüntüler alınmak için atıyor, ip bağlamıştır, çekiyordur. O ip buradan görünmez ki mesela. Çünkü bayağı araba gibi sağa doğru gidiyor yani. Bir duvara falan da çarpıp sendelemiyor. Garip. Bu aslında birazcık üzücü de. Aynı zamanda tabii ki de ürkütücü. Bu bir hastanedeki çalışan tarafından çekiliyor. Bu hastanede ölen bir çocuk olmuş yakın zamanda. Ve o çocuk öldükten sonra bir çocuk hayaleti güya. Oraya musallat olduğu ve onları rahatsız ettiğine dair söylentiler çıkmaya başlamış. Burada da o söylentilerin çıktığı koridorda tekrardan bir çalışan bunun görüntüsünü almış.
Kırmızı yuvarlağın içerisinde bir çocuk silüeti varmış. Ama ben gerçekten göremiyorum bu arada. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Hafif bir siyahlık var. Ama ekstra bir şey görmüyorum. İyi ki de görmüyorum şu an. Ekstra bunu kaldıramam. Sanki böyle şeyi de görüyorum bu arada. Sanki şöyle bakan bir çocuk görüyor gibiyim. Şimdi yalan olmasın. Neyse Allah aşkına birazcık hızlanalım mı? Saat 2 ve evde tek gerçek. Nedense bugün ekstra çok daha fazla gerildim. Saçma. Şaşırdım. Bu görüntülerdekilerde YouTube gibi bir şeyler sanırım. Akıl hastanesinde çekim yapmaya gidiyorlar. Orada bir detay fark ediyor. Detay değil, bayağı korku kaçıyorlar da. Ama tabi bu video bana çok gerçekçi gelmedi bu arada. Bayağı bayağı karşıdaki üçüncü kişi gitmiş ve üçüncü kişi orada böyle şey yürüyor yani. Onu ben de şu şekilde diye yürüsem beni de kameraya uzaktan alacaksa beni de öyle zannederler yani. Ben ne akıl hastası, yaratık mı var? Bayağı hayalet dediğim yaratık gibi bir şey çünkü yani. Bilmiyorum, bana çok şey gelmiyor. Sanki böyle izlenmek asmak için yapılmış bir şey gibi. O yüzden mesela bu beni çok ürkütmedi. Daha çok bu silüetimsi şeyler ürkütüyor zaten. Ay neyse ya, tamam yeter, geç. Arkadaşlar örümcek gibi sokmuşsun oraya gözüme. Sanki korkunçmuş gibi. Videomda da bahsetmiştim ya bunlar. Hep genelde bak bu şeyler şu şekilde oluyor, bu çekimler. Aa, o ne ya? O ne ya? Kaç, kaç? O ne abi? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Adam s**eyim burada. Salak değildi. Ay, arkadaşlar video bu kadardı. Gerçekten bu kadar olsun lütfen. Cidden kaldırabilecek psikolojim kalmadı. Bugün ekstra bir fazla gerildim. Bilmiyorum, belki yorgunluktandır. Ama vücudumun bağışıklık sistemi mi düştü, ne oldu mu? Ve ekstra fazla bir gerildim. Bir de ambiyansla kendimi çok kaptırdım. Dışarıda yağmur yağıyor falan. Birazcık ürpermedim değil. O yüzden gerçekten burada lütfen bitsin. Ne güzel bak, ben gerildim. Tüylerimi diken diken yaptım. Oh mis. Nasıma felamı okur. Mis gibi de uyumaya çalışırım. Evdeki tüm ışıklar açık şekilde. Umarım siz de korkudan sıçmışsınızdır. Bilmiyorum, ben çok seviyorum böyle korku videolarını. Korkuyla alakalı şeyleri, korku filmlerini de çok fazla seviyorum. Sizin de sevdiğinizi bildiğim için çekmek istedim. Arada bir zaten bu şekilde şeyler yapacağım. Çünkü korku videoları benim gerçekten hayatımda büyük bir yer kaplayan bir yer aslında. Ben korku videoları izlemeyi, korku filmleri izlemeyi çok seviyorum. Bence kanalda bundan sonra böyle videolar daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen yorumu alarak bunu aşağıya bırakınız efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.